aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 10-16 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, evet, dolunay haftasındayız. Salı günü 11 Nisan'da terazi burcunun 21 derecesinde dolunay meydana geliyor. Üçüncü evinizde meydana gelecek bir dolunay kuşkusuz yakın çevrenizdeki hareketliliği biraz arttırabilir. Bu hareketlilik neler olabilir? Evet, kardeşleriniz, komşularınız, akrabalar, iş arkadaşları, yani biraz böyle iletişim trafiğinin artabileceği ama aynı zamanda da sizi şaşırtacak sürpriz haberlerin gelebileceği bir haftada olacağız. Retro etkiler çok fazla. Hafta sonuna kadar Venüs retrosu devam ediyor olacak Balık burcunda. Merkür de ayın 10'undan itibaren hemen haftanın başında Boğa burcunda retro harekete başlıyor. Satürn, Jüpiter, Plüto etkisi, retro etkisi devam ediyor. Kuşkusuz bu kadar retro gezegen etkisi varken günlük hayatımızda da biraz yavaşlamalar olabilir. İşlerin ağırlaştığını, engellerin, kısıtlamaların çıktığını hissedebilirsiniz. Merkür 10. evinizde retroya başlıyor. Bu kariyer demek, gelecekle ilgili hedefleriniz demek, üstleriniz demek, ilişki içerisinde olduğunuz, genel anlamda kariyerde ilişki içerisinde olduğunuz kişiler demek. Burada bazı anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Dolunay'da belki üzerinde çalıştığınız, önceden üzerinde çalıştığınız bazı iş projelerinin, onlarla ilgili bazı sürpriz gelişmelerin olduğunu görebilirsiniz. Bunlar sizi şaşırtabilir ya da şok edebilir bir an için. Çünkü Uranüs etkili bir dolunay bu. Acele etmemek bu dönemde, yani herhangi bir yön değişikliği yapmak yerine biraz içinde bulunduğunuz şartlara uyum göstermek, işte hatalar varsa, karşılaştığınız eksikler varsa ya da yeni koşullar oluşmuşsa onları bir şekilde, onlara uyum gösterip toparlamaya çalışmak daha doğru olabilir. Bu arada tabii ki kullandığınız her türlü araç gereç, bilgisayar olabilir, telefonunuz olabilir, elektronik araç gereçler olabilir. Retro ile beraber 3. evinizdeki bir dolunay, otomobiliniz olabilir. Onlarla da ilgili bir krizi, bir arızayı da gündeme getirebilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Trafikte de dikkatli olmakta fayda var. Evet, hafta ortasında Ay Akrep Burcu'nda olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri özellikle biraz daha evinizle, yuvanızla ilgili konular öne çıkıyor. Belki anneniz, belki ev içerisindeki kişilerle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda ise Ay Yay Burcu'nda genel anlamda keyfiniz, motivasyonunuz biraz artabilir. Venüs de düzelecek ayın 15'inden itibaren. Venüs Balık Burcu'nda ileri harekete döneceği için bu genel anlamda yaşamdaki keyif, konfor, zevk, eğlenceler, işte romantik faaliyetler gibi konularda biraz daha hani Venüsyen enerjilerin artacağının işaretçisi. Sizin de en fazla Venüs'ün ilerlemesiyle beraber belki para anlamında, maddi anlamda kendinizi daha rahat hissedebileceğinizi, yardımlar, destekler alabileceğinizi söyleyebilirim sevgili aslanlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.